Jag heter Silvan Koç. På estetiska pyramid Bild och form på Tandbergsskolan i Lycksele. Jag kom till Turkiet, till Alanya, för att göra en dokumentär om en privatskola som heter Bahçeşehir Koleji. En skola som står bakom mig här. Alla elever transporteras till och från skolan obligatoriskt med skolans minibussar eller vanlig skolbuss. Detta är för säkerhet och trygghetens skull. Det finns cirka 40 skolbussar och det transporterar 955 elever dagligen, även lärare. Eleverna får inte lämna skolområdet utan en skriftlig rapport från rektorn. Även då skjutsas eleverna av minibussarna hem och föräldrarna meddelas även om de är över 18 år. Eleverna sjunger nationalsången varje måndag morgon och varje fredag eftermiddag. Ben Sibel Arıkan, Bahçeşehir Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürüyüm. 2006'dan beri okulumuz var olmakta ama 2009 yılı itibariyle lisemiz açıldı. Lisemiz açıldığı günden beri, yani 2009'dan beri de okul müdürlüğü yapmaktayım. Okulumuzda lisemizde 20 kadrolu 11 ücretli öğretmenimiz var. Ama toplamda 77 kadrolu 48 ücretli öğretmen çalışıyor. 955 öğrencimiz var toplamda. Ama 260 tanesi lise öğrencisi. Sınıfta İngilizce, Almanca dillerini veriyoruz. Bunun yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, dil anlatım, edebiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi, din kültürü derslerini veriyoruz ama zaten siz sevgili öğrencilerimize çekimlerde görmüşsünüzdür. Aktivitelerimiz var. Mutlaka her öğrencinin bir aktivite yapmasını istiyoruz. Bu orkestra olabilir, spor herhangi bir alanında olabilir. MUN biliyorsunuz var. Dille ilgili, Türkçe tiyatro ile ilgili 20'ye yakın kulübümüz var. Yaz bizde tatiller Türkiye'de Milli Eğitim'in gördüğü şekilde yine. Yani Şubat tatili var 2 hafta ve yazın 2,5 ay gibi bir tatilimiz var. Birinci sınıf olan, dediğim gibi, üniversiteye sınavına girecek olan öğrencilerimize biz yaz döneminde de dersler yapıyoruz okul olarak. Veya dille ilgili, İngilizce ya da Almanca da temeli zayıf olan başka okullardan gelen öğrenciler için de etüt çalışmalarımız olabiliyor. Yaz okulumuz oluyor. Çocukların sosyal yönden gelişimlerini sağlamak için bu yaz okulunda işte yüzme var, tenis var, akademik çalışmalar var, hepsi var. Bunları önceden duyuruyoruz ve halka açık bir yaz okulumuz oluyor. Tüm Türkiye'ye yayılmış bir kurumuz. Yani kurumsal bir yapımız var. Bizim toplamda 57 anaokulu, 39 ilköğretim, 20 tane de lise var Türkiye genelinde, Bahçeşehir okulları. Öğrencilerimizle akademik çalışmalarda desteklemek için okul bittikten sonra, yani 4'e çeyrek aladan sonra kişisel özelliklerine göre, kazanım eksiklerine göre bireysel ya da grup etütlerini
alıyoruz öğrencilerimizi. İkili, üçlü, dörtlü kişiler, bazen tek kişi olabiliyor bu. Hangi konuda o hafta eksiği varsa o belirleniyor ve onunla ilgili öğrenciyle birlikte işbirliği içinde yapılıyor bu. Aynı zamanda hafta sonu, cumartesi günleri de bu çalışmalarımız devam ediyor. Öğrenci hangi alanda eksik kalmışsa ve hangi alanda sıkıntısı varsa mutlaka onunla ilgili o düzelene kadar bir çalışma planlıyoruz ve onu öğretmenlerimize uyguluyoruz. Okumak isteyen öğrencilere her türlü imkanlar sunuluyor. Şöyle ki sınavlarımız var ve bu sınavlarda, ara gruplarda yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere başarı bursu veriliyor. Okumalar için, bu imkanları alabilmeleri için belli oranlarda başarı bursları veriyoruz. Aynı zamanda kardeşler kayıt yaptıracaksa anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisede farklı seviyelerde de olabilir bu. Mutlaka çok ciddi oranlarda kardeş indirimlerimiz de var. Burada aslında normal şartlarda gelirleri olan insanlar çok rahatlıkla okutabilirler. Tabii eğitime yatırım yapılması gerekiyor. Çocukların gelişmesi, güven ortamında olması çok önemli. Sosyal yönden dilini geliştirmesi çok önemli. Aslında bunlara yapılan yatırım da hani düşündüğünüzde çok ciddi boyutlarda değil. Teşekkürler. Alla mobiltelefoner lämnas in till rektorn innan lektionen och de får tillbaka sen efter skolan. Skolan har ett annat värde. Till exempel föräldrarna jobbar och lever för sina barns framtid. En av föräldrarnas hela månadslön går åt en elevs skolavgift. Detta innebär att eleverna är medvetna om hur mycket utbildningen kostar. Och det leder till att eleverna kämpar och att de klarar av utbildningen så bra som möjligt. Det finns kommunala skolor och privata skolor i Turkiet. Får man examen från en privatskola har man stor fördel i arbetslivet. Bahçeşehir College är den enda skolan i Alanya som accepterar elever från andra länder. Till exempel Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Ryssland eller några andra länder. Eleverna är också i skolan långa dagar. Fritidsaktiviteterna sker på skolgården och det kan till exempel vara basketboll, volleyboll, fotboll, simning och de har även hästar som kan även ha ridning. Burada kaç tane çalışıyorsunuz? Toplam 16 kişi ve benimle birlikte 17 kişi. Şimdi ben en sevdiğim yemekler hangi? Bizim öğrencilerimizde işte hamburger, işte ekmek arası döner. Yemekleriniz kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa sipariş mi veriyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Aynı evlerimizde yaptığımız gibi. İşte çorbamızdan yemeğimize varınca kadar hiç hazır madde kullanmadan kendimiz yapıyoruz, kendimiz pişiriyoruz. Günlük olarak pişiriyoruz. Artan yemeklerimizi hiçbir şekilde ertesi gün sunmuyoruz. Mutlaka imza oluyor. Evet. Sağlıklı olmasına dikkat ediyoruz tabii. Benim esas görevim zaten burada aslında hijyen kontrolü yapmak. Günlük sağlık yiyecekleri sunmak öğrencilerimize. Çünkü en önemlisi burada hepimizin çocuğu var. Ben de bir veliyim aynı zamanda. Okulda 3 tane çocuğum var. Dolayısıyla bir veli mantığıyla, anne mantığıyla olaya, işe bakıyoruz. En sağlıklı, en hijyenik, en güzel, lezzetli yemekleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Siz falan veriyor musunuz çocuklara? Böyle dondurma gibi bir şey falan. Veriyoruz. Hatta şimdi yılbaşı tatili yaklaşıyor malum. Haftaya pazartesi günkü menümüzde mesela çocuklara sürprizimiz var. Kış olmasına rağmen ki Türkiye'de pek kışın çocuklara dondurma yedirilmez.
Buna rağmen bilmiyorum, birçok velinin herhalde tepkisini toplayacağım üzerime ama bir hamburger menüsü yazdık. Üzerine de sürpriz olarak dondurma vereceğiz. Çok güzel. Siz menüsü kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Bir diyetisyenden de fikir alıyoruz bu bakımda. Kalori miktarlarını da tabii göz önünde bulunduruyoruz. Hafta içerisinde de bir bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. O da şu şekilde oluyor. Hem çocuklarımızın seveceği tarzda yemeklerle birlikte sebze yemekleri, et yemekleri, tavuk yemekleri mutlaka menümüzde bulunduruyoruz. Komple haftalık baktığımızda tüm gıdalardan almalarını sağlıyoruz çocuklara. Okuyup çocuk doktoru olmak istiyorum.
En sevdiğim ders tarih ve coğrafya. En sevdiğim hoca tarih hocası Kadir hocamız. Hatta lakabı da Dili Kadir'dir. Çok iyi ve çok eğlenceli bir insan. Onu çok seviyorum. 12 senedir okula gidiyorum. Okulumuzun yemekleri genel olarak iyi ama et yemekleri biraz daha diğerlerine göre kötü gibi yani. Salata büfesi ve çorbaları daha lezzetli oluyor. Okul kıyafetlerimiz güzel ama etek, tişörtlerimiz ya da pantolonlar eşortmanlara göre daha güzel yani. Onlar daha rahat ve güzel. Okulumuzda güvende hissediyorum kendimi çünkü dışarıda güvenliğimiz de var ve çok rahat yani içeriye girmede çıkma. Okulda cep telefonu kullanmıyoruz ama 12. sınıflar bu sene mezun olarak sayıldığı için derslerde kapalı olması, teneffüslerde kapalı olması şartıyla durabiliyor yanımızda yani. Ama genelde yasak yani kuralları. Benim gelecek planlarım ilk önce liseden bir mezun olabilmek, ondan sonra hukuk okuyabilmek ve sonra Aleyna'yla beraber bir şehirde yaşayabilmek. Benim gelecek planlarımsa ben mimar olmak istiyorum. Böyle ileride gerçekten tanınmış bir mimar olmak istiyorum ve bu mesleğin de buna yakışacağını düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden istiyorum ve tabii ki Ece ile birlikte. Benim en sevdiğim ders, aslında iki ders var en sevdiğim. Biri matematik, bir tanesi de kimya. Tabii. Benim en sevdiğim dersler matematik ve tarih. Hocalar dersleri çok iyi anlatıyor. Zaten nasıl anlayabileceğimizi bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden ben çok iyi anlıyorum. Aynı şekilde ben de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani hocaların gerçekten iyi anlattığını düşünüyorum. Sizin çalışma saatiniz nasıl? Bizim çalışma saatlerimiz her zaman sabah 8.10 ile 15.45 arasında lise derslerim var. Siz lise giderken hangi dersleri seviyordunuz? Ben liseye giderken fen bilimlerini çok seviyordum, matematiği çok seviyordum, kimyayı çok seviyordum, biyolojiyi çok seviyordum ama yabancı dil öğretmeni oldum, İngilizce öğretmeni oldum. İngilizceyi seviyordum ama bir öğretmen olarak hiçbir zaman düşünmüyordum ama daha sonra çok sevdim. Neden sevdiniz peki? Neden? Çünkü bilgimi başkalarıyla paylaşıyorum. Bu çok güzel bir duygu. İnsanlarla devamlı ilişki halindeyim. Gençleri çok seviyorum. Onlara bir şey öğretmek beni çok mutlu ediyor. Beni çok canlı tutuyor onlarla ilgilenmek. Onun için öğretmenliği çok seviyorum. İnsanı sevdiğim için sanıyorum öğretmenlik yapabiliyorum. Başka bir şey anlatmak istiyor musunuz? Eğitimin önemini benim için çok önemli. Bunu herkese anlatmamız gerekiyor. Bütün toplumların kalkınması için çok iyi bir eğitime sahip olmaları gerekiyor. Ben 29 yıldır bu konuda görev yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları çok güzel eğitirsek gelecekte hepimiz çok daha rahat edebiliriz. Onun için bunu çok önemsiyorum. Elimden geleni yapacağım ve yapmaya da devam edeceğim. Çok güzel. Bunun haricinde de şöyle istiyorum. Tüm dünyada tüm gençler çok mutlu olsun, başarılı olsun, barış içinde yaşasın. Tek temennim bu bütün dünya içinde. Nacik bir sakız kaldı. Please. No chewing gum. No chewing gum. So you have to. Yes. Go to the. Thank you. So, chewing gum is forbidden during the lesson. You know this one. Okay. So, how many tenses we learn about expressing the future? What are they? Future tenses. How many future tenses do you know? And you know timeline? This is future. And so, last lesson, we are going to study which ones? Future perfect. No, we didn't study it. Future simple. Çalışacağız ya bunun için. Future simple. Past future. Perfect future. No. Simple present. Future continuous. So we said we going to. Future perfect. And so we said present simple. Future perfect. Past simple. So we said present continuous but future meaning. Hocam present simple da future meaning değil mi? Okay. So do you remember the usage of simple present as, you know, future meaning?
Well, remember, for example, the exhibition starts at 10 o'clock. Or the public transport. The bus leaves at 3 o'clock. My lesson starts at 9 o'clock. Say again? My lesson starts at 9 o'clock. 9 o'clock. Because every day your lesson starts at the same time. But meaning can be future. Your flight, your train, your bus. Okay? Like it. And so what about to be going to? Be going to express two things. One of them is about our plans. The another one is our predicts. And so if he uses a prediction, give an example. Be going to. Yes. It's going to rain. But it's going to rain today. It is possible because there are no dark clouds. So it's not going to be today. It's not going to be rainy today because you need a present evidence. She ran 10 kilometers. She's going to be tired. She is going to be tired. Anybody look at the last one. There is a plan here. Did you see February 30th on London flight, February 13th and book two nights. Blah, 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 everything. So we have to decide now. Which one is present continuous tense? Which one is with will or going to? Now we can do. How many people are there here? Vanessa, Peter. Who wants to be Vanessa? Maybe I can give a chance to you and with your partner, decide which one is true. Quickly, only conversation. You can have only 5 minutes, please, and we can decide which one is. I explain a lot of times. This part, please. This part. Quickly. If you don't understand, if you have any doubt, ask me, please. And this is a kind of pair work. Please share your ideas with your partner. Everything is clear. So you can use present continuous for future meaning. True answer is are getting. Okay? So you have to do. Look at this is an agenda. Okay, teacher. She was running after me. She came, hit me. Like I fell kucak. I don't know. Kucak. No, not like that. There's lots of girls sitting. And she threw me on the girls. Yes, and like last second, I just like saved myself from like falling to like the kucak. Like. And so what about? No. I pushed him. Düşmedi. You pushed him. Yeah. And why did you push him? Because I hate him. You hate? Yes. You hate him? Ben bayılıyorum ona. Okay, is it up? Now, I need... Siz liseye giderken hangi dersleri seviyordunuz? Ben Hamburg'da liseyi okudum. 96 yılında mezun oldum. Bayağı bir zaman geçti 96'dan bu zamana. Dolayısıyla en çok sevdiğim ders aslında İspanyolca ve İngilizceydi. Sonradan şeyi de çok seviyordum. Kimya dersini de çok seviyordum. Çünkü kimyada şarap falan yapıyorduk. Deneyebiliyorduk da aynı zamanda. Ve gıda bilimi ağırlıklı okudum ben liseyi. Sen mesela nasıl sanat ağırlıklı okuyorsan. Evet. Ben gıda bilimi ağırlıklı okudum. Dolayısıyla gıda bilimi dersini de çok seviyordum. Vücut nasıl çalışıyor, metabolizma nasıl işliyor. İşte karbonhidrat yediğimizde vücutta nasıl dönüşüyor? Bunları anlama hoşuma gidiyordu. Evet. Dolayısıyla sevdiğim derslerden bir tanesiydi. Ya, eğlenceli geçiyordu derslerimiz. Güzeldi. Biz çünkü aynı zamanda kızlar yoğunluktaydık sınıfta. Hı-hı. Sadece 3 tane erkek vardı. 28 kişiden 3 kişi erkekti, geri kalan kız da eğlenceli bir sınıftı. Evet. Hangi konuları işliyorsunuz? Almanca'da işlediğimiz konular, şimdi biz 9. sınıftan 11. sınıfa kadar Almanca lisede görüyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla 9. sınıflarda temel Almanca görüyor öğrenciler.
Her sınıfta zaten 2 saat sadece Almanca. Yani oldukça az. Avrupa'daki standartla karşılaştırdığımızda da aslında gayet az ders saatleri. Bundan ötürü de çok fazla detaya girmeden hem Almanca'nın ne kadar kuralcı bir dil olduğunu da yansıtıyoruz. Çünkü gramer de çok önemli. Konuşma da çok önemli. O kanka. Beyaz os. Kanka. Burada bir konu diye bir şey var. Ya, was ist wo? Was verstehen wir burada? İyi tarafları, kötü tarafları. Okay, gut. Das sind sozusagen positive Sachen. Wo ist immer positiv? Und kontra ist, versus olduğuna göre, okay, man lebt gesünder. Das ist auch positiv. Was noch? Was können wir noch sagen? Was ist positiv noch? Oder gibt es auch kontras? Was können wir sagen? En sevdiğin yiyeceklerden uzak kalıyorsun. Aa, man kann nicht alles essen. Leider mi yedin? Zum Beispiel Schokolade. Ja? Schokolade kann man dann nicht mehr so viel essen. Man kann nicht alles essen. Punkt. Was noch? Was ist kontra? Diät. Ist ein Diät immer gesund? Hocam mesela kötü bir yanı şey var. Sürekli aynı şeyi tüketiyorsun her gün. Bıkıyorsun tüketme şeylerden. Must you eat? Must you eat? Yeah. Must you eat? Yeah. Okay. Und ist das auch kompliziert? Complicated? Kompliziert für dich? Das ist kompliziert? Complicated? Evet. Ist das, hayır, zor mu senin için? Hocam bıktım yemekten. Ah, okay. Man ist immer Tombalı. Dieselben Sachen. Arbetstimmarna för lärarna är mer än 8 timmar per dag. Oftast jobbar de 12 timmar och även på lördagar. Här kan eleverna köpa sina skoluniformer, till exempel kortärmat, långärmat, byxor, shorts eller kjolar. Idrottskläderna kan man också köpa här. De får även köpa ett kort som man kan handla på kaféet. Och då fyller man i pengar här på receptionen. Så kan man gå och köpa fika på rasterna. Man får inte köpa någonting på lektionstid. Då är kaféet stängt. Bir de başarılı. Ne? Tamam da Ejderhane Ceyda'nın istekleri de var. Ben kaçınca benden ayrı bir şey istiyorum. Şimdi abi. Abi kaşarlıyı verir misin? Bir negro. Beş poğaça, bir negro, bir kaprisan, bir de kahve. Okey. Poğaçaların 3 tanesi kaşar. 4 tane kaşarlı bir zeytin. Abi benim poğaçalarımı bir ver de ben gideyim ya. Peynirli değil mi o? Bir de sonradan kaşarlı söyledim. Bir de kaşarlı söyledim sonradan. Kahveyi de söyledim abi. Ceyda. Kaşarlı aldım poğaçayı sana. Bir de kapıza mı? Evet. Kahve sade. 4 kaşar. Kahve sade mi? Şey var. Sonra kahve. Sadece süt tozu yok sadece. Sade o zaman sütlü olmasın. Şey 4 kaşarlı. Bir zeytin. Ben yerim değil. Adam... Dünkü şurada videosunu izledin mi? Hayır. Ne izledin? Aynen izledim onu.
Siz bu kartı alın ama burada kalabilir. Fotoğrafı satayım. Burası da bekler abi. Burası da bekler. İki tane kaşarla poğaçayım. Bir tane çikolata. Bir tane çikolata. Yaptım. Oğlum cep anahtarı var ya, Allah Allah seni. Ben cep anahtarı. Det råder mer disciplin i turkiska skolor. Man får inte ha långa naglar eller naglar. Och inga smycken heller. Till exempel örhängen, halsband, armband, ringar eller piercingar. Man får heller inte använda smink. Man får inte ha skrikande färger i håret. Till exempel färger i rött, rosa, blått eller grönt. Utan det ska se naturligt ut. Och man ska ha det uppsatt. Killarna ska vara kortklippta och inte ens ha skäggstubb. Man ska helt enkelt se naturlig ut. Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş bulduk. Ta İzmirlerden geldim. Ben İzmirlerden geliyorum. Siz arkalara kaçmaya çalışıyorsunuz. Olur mu? Olmaz. Evet. O canım. Evet, hocam da dediği gibi DAS Akademi Berlin merkezli bir kurumdur. Ben İzmir ayağında yaklaşık 16-17 yıldır görev yapıyorum. İdari görevlerimin arasında başlıca konum yaz kampları ve kış kamplarıdır. Kış kamplarımızın hazırlıkları şu anda sürüyor. Şimdi yaz kamplarına da geçtik. Biliyorsunuz İngilizce evet çok önemli. Birinci yabancı dildir İngilizce ve bütün dünyada genel geçer. Birinci yabancı dil İngilizcedir ama sadece İngilizce ile o. Här är skolans bibliotek. Här sitter eleverna och får hjälp med sina studier. Men även sitta och läsa. Eller sitta vid datorn och söka svar. De som mest sitter här inne, det är elever från andra länder. Давай, 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 давай
Kardeşim, bir saat çarptı. Bir saat çarptı. Sizin çalışma saatiniz nasıl? Türkçe mi konuşuyoruz? Evet. Ben bunu ters yaptım. Tamam. Önce killar för kameraman. Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Lite svår fråga här. Vi kanske fick frågan lite mer innan, men ja, nu ser ni vad som hände. Det blev en liten kort paus här. Nu går vi till reklam. Dan dan dan. Sverige. Jag kommer till Allan. Filmar du fortfarande? Ja. I lyx eller Tandbergskolan? Jag går på Tandbergskolan i Lycksele i Sverige. Sverige kom sent. På form? På Tandbergskolan i Lycksele. Jag får inte bra på att kolla på mig. Det etiska programmet Bild och form. Som ni ser här bakom mig är vi på Bahçeşehir College, en privatskola. Så vi ska gå in nu. Här är vi skolans skolkatt, maskoten. Ser ni vill säga någonting? Ska du berätta något? Nokta ne? First World War. Yani Birinci Dünya Savaşı. Yani international bir eğitim var burada gördüğünüz gibi. Problem yok. Şimdi 1914'ten 1918'e kadar geçen bu 4 yıllık sürede biz neler yaptık ondan bahsedeceğiz. Tamam, değil mi? Şimdi bu dersi en iyi anlatan öğretmen olarak şundan bahsetmek istiyorum. I am first. You know. I'm the king. Yeah. Trabzkap War is Trabzkap Savaşı arkadaşlar. Kimler arasında gerçekten ona bakacağız. İtalya niçin Osmanlı'ya saldırdı? Bunun 4 cevabını verebilecek arkadaşlar ölürüm. Bir nefes kaldırmadan. Evet. Herkes derse katılıyor. Herkes konuyu biliyor. Ama gerçekten kim bilene bakıyorum. Evet Gülşen. Hocam. Ne karar aldık? Nereden gidiyoruz? Suriye'den aşağı iniyoruz Mısır'da. Fakat Mısır'da İngiltere var. İngilizler ne diyor? Stop guys. Where are you going? Durun bakalım nereye gidiyorlar diyor. Osman tabi İngilizce bilmediği için bakıyor. Ne diyorlar bu falan diye. Diyor ki oğlum tam olarak bilmiyoruz diyor. Ve İngilizler bizim Mısır'da önümüzü kesiyorlar. Peki İngilizler Mısır'da önümüzü kesince biz ne yapıyoruz? İyi akşamlar sayın seyirciler. Eskişehir'de mumdan çıkan yangında 65 yaşındaki DK hayatını kaybetti ve biz şimdi Eskişehir'deyiz. Evet Uğur söz sende. Sesken. Işık. Merhaba. Merhaba. Biz şu an dedenin bir yakınındayız. Teyzemizdeyiz. Çok üzgün kendisi. Çok İtiraz ediyor bazı şeylere. Dedenin öldüğünü kabullenemiyor. Şimdi onu tutuyorum. Hemşericim merhaba. İşte burada oturuyordu. Şurada. Nasıl çıktı yangın? Şimdi nasıl oldu?
Herhalde içeride soba yanıyordu öncelikle. Ondan sonra işte yangın çıkmış. Akşam buraya itfaiye falan geldi. Öyle oldu yani. Öyle oldu. Buradan belediye başkanıma sesleniyorum. Mumdan çıkmış yani. Tam olarak nasıl çıktı yani? Dedemizi çok seviyoruz. Dedemize sahip çıkalım. Ay dedeciğim. He? Ne diyeyim? Ders başladı. He? Ders başladı. Ali güldür be. Ya abi ya. Ya şimdi ya bakayım nasıl sert bakayım. Ya güldür bir şey hadi sert bakın. Oğlum sert bakın. Şekil olun. Ya hep gülüyorsunuz ama. Yapmayayım ya. Tamam abi yapmayın. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Geçtin Hasan Bey'e mi çekiyorsun ya? Bizi de çek. Çek bakalım. Çekiyorum. Merhabalar. Ben Alanya Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Volkan Çelikbacak. Sevgili öğrencilerimiz Silvan ve Rebeka'ya, Türkiye'ye ve okulumuza hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. 3 gündür arkadaşlarımızla beraberiz. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Okulumuzu tanıyorlar, bizleri tanıyorlar. Silvan daha önce zaten bizim okulumuzda öğrencilik yapmış. Onu tekrar görmekten çok mutlu olduk. Çok sevinçliyiz. İnşallah onları tekrar bekliyoruz. Tabii bizi İsveç'e davet ederlerse biz de oraya gelmeyi düşünüyoruz. Ederim tabii. Memnuniyetle biz de geliriz. Tekrar bekleriz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İsveç'teki herkese selamlar. Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan? Hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak. Dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam. Yakalarsan seni gidip de kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor.